oyunu konuşalım isterseniz Murat abicim. <laughs> vay 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 performanslara bak. Berkan 5'te 5. Beş. Ogeday 4'te 3. Üç. Hikmet 3'te 2. Nisa 8'de 4 mavi takım için. Nagihan da tabii karşı takımda kaybeden takımda ama 4'te 4 dört yaparak o da her zamanki performansını bize gösterdi. Şimdi bir kere oyundan bahsedersek bir kere gecenin yıldızıyla başlayalım. Tabii. Gecenin yıldızı Berkan. 5'te 5 yapan Berkan bana göre gecenin yıldızıdır ve Berkan takım arkadaşlarıyla beraber bir başarı elde etmiştir. Takım arkadaşları da Berkan'ı hiçbiri yalnız bırakmamıştır. Herkes elinden geleni yapmıştır. yapmıştır. Fakat diğer takıma baktığın zaman Ayşe 4'te 0, hiç Ayşe'den beklenmeyen bir performans. Anıl 4'te 0, hiç Anıl'dan beklenmeyen bir performans. Batuhan 7'de 2, o da Batuhan'dan beklenmeyen bir performans. Fakat orada bir kadın var ki Nagian dörtte dört bu kadın yine elinden geleni yapmıştır ve tabii ki kaybetmelerine rağmen e, bu gece çok başarılı bir performans ortaya koymuştur. Esas Nagian'ın e, daha önce de belirttim ama bir kez daha üzerinden geçeyim Madem oyunda konuşuyoruz. Nagian'ın benim için bu akşamki en büyük başarısı bireysel bir oyunda dört tane erkeği geçmesidir. Hı hı. Yani Nagian 52.60 yapıyor. Örneğin Adem 53-31 Adem'i geçiyor. Anıl 54-26 Anıl'ı geçiyor. Ogeday 1.01.38 Ogeday geçiyor. Geçiyor. Hikmet, geçiyor. Batuhan, Batuhan'la hemen hemen aynı. Batuhan'da Batuhan'ı da son anda Batuhan biraz. Aynı geçmiş. diyelim. Ama. Aynı diyelim. Yani Atakan ve Berkan dışında 5 erkekten birinde kafa kafaya gelmiş diğer 4'ünü geçmiş. Yani bu Nagihan hakikaten inanılmaz bir kadın yani. Bireysel bir oyunda bile bu kadar başarılı olması Nagiyanın şampiyonluğa ne kadar yakın olduğunu ve şampiyonluğa doğru gittiğini belirtir. Bir de şöyle bir şey var ona bir ekleme evet. yapayım. Mesela benim görmek istediğim yarışmacı da bu abi biliyor musun? Mesela kırmızıya geçiyor hiç performansı bir şey değişmiyor. Maviye geçiyor performansı değişmiyor abi. Hani onlar anlatıyorlar ya ben niye mavi mavideyim niye kırmızıdayım şu mudur bu mudur beni aldınız almadınız. Hayır abi kadın iyiyse çıkıyor çatır çatır oynuyor. Geliyor abi ben içine oturuyor yani. Neredeyse daha gen... Yani neredeyse görevini hangi takımdaysa görevini yapmayı düşünüyor abi. Başka şeylerle ilgilenmiyor. Heh. O mu olmuş? La Fontaine'den masalar anlatmıyor. Sadece görevini yapıyor. Başarı oluyor. Fakat Furkan Dede şimdi bir kere... Ben biliyorsun bu 5'te 5 beş yapanları çok seviyorum. Onun için de Berkan... Şiir Berkan, geliyor galiba. Ha. Berkan. Berkan. Aranan sen, kan. Sen oldun yine parkurları yıkan. Bir şelale gibi akan bu gece iz bırakan Berkan Berkan. Gerçekten Berkan'a da bunu söylememiz lazım. Adam 5'te 5 beş ve Berkan'dan da şöyle bahsedeyim. Berkan da o sakatlık yaşadı bir tane şey sakatlık yaşadı hı hı. ya Berkan. Ben dedim ki biz Berkan dedim artık bundan sonra ben Berkan'dan öyle eski performansını göremeyeceğiz zannediyordum. Yanılttı beni. Herkesi de bence yanılttı. Çünkü Berkan o sakatlığı çok çabuk bir kere çok şey güçlü bir fiziği var ya. Güçlü fiziği olanlar sakatlıkları bazen çok çabuk atlatabilirler. Yani her spor müsabakasında böyle, spor branşında böyle. Berkan da o güçlü fiziğiyle sakattı, atlattı ve tekrar geri döndü ve parkurlarda yıkıyor. Oyunla ilgili tespitleriniz bunlar. Evet. Pozisyonlara ayrıca da geleceğiz. Pozisyon son derken ha şey ona geleceğiz daha. Evet, yani. Evet, ben de Berkan'ı tebrik ederek başlayayım. 5'te 5 yaptı. Aynı zamanda da az kalsın kaptanlığı da alıyordu bu arada. Atakan'a son anda kaptırdı. Çok az bir farkla. Ee, dediği gibi Murat abinin de sakatlığına rağmen sakatlık sonrası asla pes etmeyen bir Berkan görüyoruz fakat gerçekten Nagihan kadar da başarısı devamlılık gösteren bir yarışmacı var mı ya dediğin gibi yani mavide kırmızıda kum torbasında diskte yani çok nadir ki Nagihan böyle 2'de 0 yapmıştı bir tane hatırlıyorum yakın zamanda ama hani onun dışında hep takımına katkı ve yüksek katkılarda bulunuyor Nagihan gerçekten final koltuğunda bence artık diyorum ee, ve bu arada baktığımda Birleşme Partisi sonrasına bakıyoruz ya evet. e, diğerine de baksak çok yüksek ve en yüksek ama Nagihan yüzde olarak en yakın adadaki rakibini Hikmet Oda yüzde 9'luk bir farkla yüzde 64 e, yüzde başarısıyla zirvede ve dediğim gibi en yakını da Hikmet yüzde 55 ile geliyor. Yani Nagihan'ın gerçekten başarısı bugünle kalmıyor onun diğer yarışmacılardan farkı şu. Hep devam ediyor her oyunda her şeye rağmen her takımda hatta. Onun dışında e, mavi takımda çok güzel bir puanlama dağılımı var. Yani ge gerçekten herkes takıma katkı sağlamış. Nisa'da 8'de 4. Bu arada kadınlar sıralamasında e, parkuru en kısa tamamlayan atış harici Nisa oldu. Benim öyle dikkatimi çekti. <laughs> Aslında en hızlı Nisa geldi. Fakat atışlarda e, Nagyan'dan da biraz daha hızlı geldi galiba. Atışlarda Nagyan aldı. Bir tek benim şurada bir e, kafamda soru işareti var. Adem bu kadınlar sıralaması yapılırken Ayşe çıktı. Ondan sonra Nisa'da Ayşe'yi geçti. Nagihan oynarken daha doğrusu oynadıktan sonra galiba dedi ki Nagihan bırakır diye düşünmüştüm. Hani takımı bölmemek adına gibi. Ya Atakan'dan ayrılmamak için miydi o? Şimdi Atakan'ın kaptan olduğu belli oldu erkeklerde. Sonra kadınlar oynadı. Nagihan atmaz diye düşünmüştüm gibi bir fikri vardı Adem'in. Bu biraz bende merak uyandırdı. Hani neden öyle bir şey yapsın? Neden öyle bir strateji uygulasın? Sonra yani bunu mantıklı bir açıklama yapmaya çalıştım. Hani acaba Atakan'dan ayrılmamak, Atakan'la aynı ayrı takımlarda olmamak için mi? E, ama Nagihan'dan öyle bir şey ben beklemezdim zaten. Kendi başarısını maksimumunda performe etti diyelim. Mavi takım tebrik ediyorum. Evet İsa. Son derece profesyonel bir isim Nagihan. Yani e, övgüler övgüleri hak ediyor. E, bugün de takım kaptanı olarak e, hiç fark etmez Atakan'la da ayrılabilir. Uyum sağladığı mavi takımı da ayrılabilir. Gider bambaşka yepyeni bir daha sıfırdan bir, bir takımla. geçebilir. Yani bir şu an sanki ki yeşil bir takım var tamam gider alır orada Dominikli birilerini geçer. Orada geçer yine 4'te 4 5'te 5 yapar. <laughs> Tebrikler. Şimdi bazı şeyler okuyorum. Aa tabii orada artık Ayşe'ye karşı oynuyor Nisan var Nisa'ya karşı oynuyor falan falan. Kardeşim Sema da vardı. Sude'de de vardı. vardı <laughs> Seda da vardı. Hepsiyle oynadı. Hepsi varken hep %60'ın üstünde. Yani. Yani. yani Nagan hakkını kimse... Bir günde misin? gelmedi buralara. Yani kimsenin hakkı yani yedirmeyiz zaten de Nagen hakkında kimse bu konularda yemesin nagen zaten hep %60'ların üstünde yarışıyordu hakkıdır kadının helal olsun diyelim tebrik edelim Berkan'ı Ogede'yi Ogede'ye bir parantez açmak istiyorum geçen gün Adem Atakan kavgasından dolayı konuşamadık sakat bir bacakla yanlış yaptı bence oynamak istedi yani hem takımın hem kendisinin riske atıyor bazı konularda gerek yok yani bireyseller geliyor oynasan da oynamasan da bir şey fark etmez ama o sakat bacağıyla oynayıp e, sayılarını alması konusunda da Ogede'yi tebrik ediyorum onu da anmadan geçmeyeceğim. Ee, Dur bir dakika şimdi orada güzel bir mevzuya geldin ondan sonra. Şimdi tebrik ediyorsun tamam ama sakat bacağıyla şimdi ben bu adamı izliyorum. Üç gündür bu adam seke seke oyun oynuyor abi. Şimdi bu doğru bir şey mi yani ben onu anlamadım. Bence yanlış bir şey ama o sakatlı aşil değil galiba ona güveniyor. Çünkü topuğumun altı diyor aşilin altı diyor. Başka bir yerden olduğunu yani. falan güveniyor. Biraz da sporcular iyi bilir ya vücutlarını iyi tanır ya. Bilmiyorum kahramanlık mı yapmaya çalışıyor öyle bir şey yapıyorsa çok yanlış. Ama kendisini en iyi o bildiği için, oyundan da geri kalmamak için... Belki çünkü şöyle bir şey de var. <laughs> Survivor yarışmacısını da çok iyi bilirim. Dört gün parkura çıkmasın, bir soğursun olaydan. Evet. Bir antrenmansız kalırsın, böyle bir geride kalırsın. Onu yaşamak istemiyor olabilir. Bu yarışmacılar bunu çok iyi biliyorlar. Yani e, o 3-5 gün ayrı kalmamak için, bir şekilde o parkurun havasını devamlı yaşamak için... ...kondisyonlarının düşmemesi için bu riski alıyorlar gibi geliyor bana... Gerek var mı yok mu bilemiyorum. Tabii ki doktor kararıdır ama yani girdi risk, gereksiz bir risk. Takımını da riske sokuyor. Şimdi sen o ayakla hafif de toparlayarak bir oyun oynayıp 4-0 yaparsan e, takım arkadaşlarını da riske atmış oluyorsun. Yani yapmadığın için eleştirilmiyorsun. Tamam tebrik de ediyoruz ama işte çok riskli bir durum. <laughs> ama mesela 2 ay olsa yarışmanın bitmesine bence böyle yapmazdı. Ama şu an haksız diyemeyeceğim. Yani 3 hafta falan kaldığı için, az bir zaman kaldığı için artık zaten başıma bir şey gelirse bundan sonrası boşluk noktasında olduğu için yani Survivor'ın riske edecek bir durum yok. Tam tersi oynamayarak riske eder bence insan dediği gibi. O yüzden zaman, yani yarışmanın bitimine az kaldığı için bunu yapması bence çok mantıksız değil. Ya İki ben ay her olsa türlü tamam mı? Işte ben çok şey yapamadım. Çünkü devamlı seke oynuyor. Yani bir yerde de tak deyip atarsa hani... Allah korusun da. Ee, ekleyeceğim tek şey tabii ki Berkan'ı tebrik ediyoruz. Diğer iyi oynayan herkesi tebrik ediyoruz. Bugün kadınlar çok değişik ve özel bir istatistik oluştu. Nagihan dört kere Nisan yendi. Nisa'da dört kere Ayşe yendi. Evet. Yani dörder kere oynadılar birbirleriyle. Nisa sekiz kere oynadı gerçi. Yani Nisa Nagihan'ı hiç yenemedi. Ayşe de Nisa'yı hiç yenemedi. Evet öyle bir durum oldu. Tersten bakarsan da öyle bir şey oldu.